Herkese merhaba. Bugün yeni bir Lego teknik setiyle birlikteyiz. Modelimiz Liper'in bir vinci baz alınarak tasarlanmış ve şimdiye kadar yapılmış en pahalı Lego teknik seti olma unvanına sahip. Niye bu kadar pahalı olduğuna dair şu an hiçbir fikrim yok. Yani 2883 parçadan oluşuyor ve bundan çok daha fazla parçaya sahip olan modeller bile bu kadar pahalı değil. Parça başına düşen fiyat olarak da çok pahalı. Lego teknik setler arasında zaten en pahalısı. Yani çok garip bir durum var burada. Tam olarak algılayamıyorum. Modeli tamamladıktan sonra umarım bununla ilgili bir fikrim olacak. Şimdi hızlıca bir kutusuna bakacak olursak yine Lego'nun yetişkinler için olan serisinden. Telefon veya tabletten kontrol edebiliyoruz, yani çalışan bir model. Modelin genişliği 111 santim, yüksekliği ise 1 metreye ulaşabiliyor. Ek olarak 6 tane de büyük boy motor olduğunu belirtmişler. Bu modelin gerçeği 3000 tonluk bir kaldırma kapasitesine sahip bu arada. Yani şu kısımdan 3000 ton kaldırabiliyor. Bu da bu vinci geleneksel vinçler arasında en güçlü vinç yapıyor. Yani gelenekselden kastım da aslında hareket ettirilebiliyor oluşu. Tabii ki yere sabitleyip çok daha yüksek kapasitelere ulaşabilen vinçler var ama dediğim gibi bu geleneksel modellerden hareket edebiliyor, sürebiliyorsunuz ve 3000 ton kaldırıyor. İnternette okuduğum bilgiye göre dünyada bu vinçten 5 tane varmış. Tabii o site yazıldıktan sonra belki yenileri üretilmiştir, bilmiyorum, fakat bu 5 vinçten 2 tanesi şu an Türkiye'de bir enerji santralinin yapımında çalışıyormuş. Bu da böyle gereksiz bir bilgi. Kutunun üstüne çok bir şey koymamışlar. En azından gerçek modelle ilgili birkaç bilgi koysalar hoşuma gidebilirdi. Eğer Lego videoları hoşunuza gidiyorsa aşağıdan beğen butonuna basarak veya yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz diyerek yapım aşamasına geçelim. Evet, şu anda modelin neredeyse 3'te 1'ini bitirdim ve şimdiye kadar olan kısımda modelin altını yaptık. Alt kısımda 2 tane kocaman paletimiz bulunuyor. Bu paletlerin hareketi için 2 tane motorumuz var. Bir tane de şu orta bölge için bir motorumuz bulunuyor. Arka tarafta bu motorların kontrolü için kontrol kutumuz bulunuyor. Aynı zamanda pil kutusu aslında bu. Yani içerisinde 6 tane pil takıyoruz. Ondan sonra çalışıyor. Paletler için şuralarda basit bir dişli sistemimiz var. Bunların tek amacı motora fazla yük bindirmeden tork arttırmak. Orta kısımdaki dişli ve mekanizmalar ise vinçin yönünü ayarlamak için. Zaten şu anda bunları test etmemiz istiyor kitapçıkta geldiğim bölümde. Bana diyor ki telefon uygulamasına bağlan ve oradan testlerini yap. Şimdi birlikte testleri yapacağız. Kutumu açıyorum. Vinç mekanizmasının doğru şekilde çalışıp çalışmadığını soruyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Şu an soldaki paleti test ediyoruz. Bir sıkıntı yok. Sağdaki paletimiz de düzgün. Bir de son olarak vinçin yönünü değiştirmemi istiyor. Şunun şuraya gelmesi gerekiyormuş. Ve hazırız. Şimdilik telefonla işimiz bitti ve üçüncü paketle devam ediyoruz.
Evet, modelin 3'te 2'sini tamamladım. Gittikçe yukarı doğru çıkıyoruz ve yukarı doğru çıktıkça yapımı zorlaşıyor. Aşağısı gayet basitti. Fakat şuralarda hafif zorlanmaya başladım. Ve şuradaki vinç sistemi çalışsın diye şöyle garip bir makara sistemi kurdurdu. Şunu çektiğinizde ön kısım yükseliyor veya alçalıyor. Kitapçığın bu kısmında da telefon uygulamasından bunu test etmemi istiyor. Şimdi birlikte test edeceğiz. Şimdi makaranız boşta mı diye soruyor. Evet, benimki boşta. Böyle mi gözüküyor diyor. Bence böyle gözüküyor. Şunun yüksekliğini buradan anlamam mümkün değil ama. Gereksiz havalı gözüküyor şu an. Arada garip bir şeyler yapıyor, umarım onlar normaldir. Bence birazcık fazla yukarı çıktı. Yani şurayı zorladı bayağı. Ama ipi de kısaltmadım sonuçta, ne yapabilirim ki başka bilmiyorum. Muhtemelen düzgün diye düşünüyorum. Yani şurada ipi bağlarken falan birazcık fazla uç bıraktım. Belki bundan kaynaklı buraya birazcık fazla sıkmış olabilir ama sorun olursa gevşetirim onu. Model şimdiden yeteri kadar yüksek. Bundan sonraki kısımları anladığım kadarıyla sadece burada yapacağız. Yani daha da yükselecek. Yapım aşamasıyla devam. Yine bir kontrol bölümüne geldik. Bu sefer şu uç kısmı deneyeceğiz sanırım. Umarım yine makara çok sıkışmaz. Sanırım herhangi bir sıkıntı yok. Ama artık daha ne kadar uzayacak merak etmeye başladım. Yani gittikçe zorlaşıyor bunu buraya sığdırmak. Ve modelimiz an itibariyle hazır. Şimdi modelin nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Modelde toplamda 6 tane motorumuz var. 3 tanesini zaten ara sahnelerde göstermiştim. Yani şu alt kısmın çalışması için gereken motorları göstermiştim. Vinç kısmının çalışması için ise şurada 3 tane daha motorumuz var. Motorlar şuradaki kapakların altında, bunları bu şekilde gizlemişler ve bunların her biri makaralara bağlı. Birinci makaramız şuradaki hareketi sağlıyor. Yani şunun yukarı aşağı hareket etmesini sağlıyor. Üçüncü makaramız şu en öndeki hareketi sağlıyor. Yani şunun aşağı yukarı gitmesini sağlıyor ve ortada gördüğünüz iki tane diğer makara ise sadece ağırlık kaldırmak için. Bunların ikisi ortak şekilde çalışıyor. Bu makaraların iplerini ayarlamak sanırım bu modeldeki en zor şeydi. Yani kesinlikle çok uğraştırdılar. Ek olarak şu uçtaki, yani iki makaraya bağlı olanın 6,5 metrelik bir ipi var. Hani tamam, böyle aşırı zor yerlerden geçirmiyorsunuz ama sürekli dolanıyor falan, yapana kadar çok uğraştırdı. Hani parça sayımız bu boyuttaki bir model için az ama bu iplerle uğraşmak vesaire yapım süresini biraz uzatıyor. Bir de modelde ilginç bir detay olarak şurada ağırlıklarımız var. Bunu denge için kullanmışlar. Ve normal bir Lego parçası gibi hissettirmiyorlar. Böyle normalden biraz daha ağırlar. Yani yine plastikler ama garip bir hissiyatı var. Ne kullanmışlar burada tam olarak anlamadım. Şimdi bu 6 tane motor neler yapabiliyor? Hızlıca bir onları göstereyim. Tabii ki bu kısmı sağ veya sola çevirebiliyoruz.
Aynı şeyi paletlerle de yapabiliyoruz. Yani isterseniz paletlerle de sağ veya sol yapabilirsiniz ama bunlar daha çok ileri geri için. Şunun ismini gerçekten bilmiyorum ama kanca diyeceğim ben buna. Bunu tabii ki aşağı veya yukarı yapabiliyorsunuz. Hatta bunu tam göstermek için biraz ileri gideyim. Çünkü bayağı aşağı inebiliyor. 6,5 metrelik ipin hakkını veriyor yani. Maksimum bu kadar. Bu uç kısmın ayarını yapabiliyoruz. Ve son olarak da şuradaki bölümü oynatabiliyoruz. Aslında bunu da aşağı indirdiğimizde, yani hepsini aşağı indirdiğimizde ipimiz daha da aşağı inebilir gibi. Yere kadar gideriz bence. Daha bile fazlasına gidebiliyoruz. Nasıl buldun Harun? Havalı mı? Çok havalı ya. Bunu benim odada şey yapalım, sergileyelim. Olur. Bunu mesela yatağın yanına koyalım senin. Bir yerden bir şey alırken mesela kumandayı mı alacaksın? Buraya kumandayı koy böyle. Vuzuzuk yatağa gelsin. Ha, telefonu unutmuşum mesela masanın üstünde. Bununla alıp götürürüm. Kulağa çok mantıklı gelse de bence modelin en büyük eksik tarafına geçeceğim. Burada herhangi bir mekanizmamız yok. Ya taşımak istediğimiz şeyi buraya kendimiz bağlamak zorundayız. Yani bir kıskaç sistemi yapabilirlerdi buraya ve bazı modellerde var bu. Peki bu ağırlık taşıyabiliyor mu? Taşıyor, olayı o zaten. Ne kadar taşıyabiliyor? Deneyeceğiz. Bilmiyorum ben. Şimdi boş bir sulukla başlamak istiyorum. Suluğun ağırlığı 183 gram. Yani bunu çok rahat taşır diye düşünüyorum ama deneyelim. En ufak bir zorlanma belirtisi göstermiyor. Doldursana Arun. Şu anda ağırlığımız 915 gram. 1 kiloya yakınız. Umarım çok abartmıyorumdur. Oha, şey oluyor. Arka tarafı yükseliyor. Ama taşıyor. Oha, gerildim. Düşecek gibi yapıyor. Bayağı taşıdı. Aa, uygulamada şeyi de gösteriyor. Sanırım ağırlığın kapasitesini de gösteriyor. Şu an %50 gibi. Bir saniye deneyelim. Biraz bastırayım şöyle. Evet bakın, ağırlığı arttırdıkça şurada ortadaki bar doluyor. Turunculaştı. Artık diyor yapamazsın. Şu an kaç kilo ağırlık uyguladım bilmiyorum tabii de. Biraz daha zorlayalım. Bir şarjlı matkap koyacağım. Ve ağırlığımız 1.2 kiloya yakın. Ne diyorsun Harun, kaldırır mı? Bence kaldıramaz bunu ya. Şu zorlanma hareketi beni çok geriyor, böyle lap diye düşecek gibi geliyor. Kaldırdı ha. Kaldırdı. Acayip sallanıyor şurası. Yani şu göstergeye göre ağırlık limitimiz 1,5 kilo falan sanırım. Ama 1,5 kilo da kesin düşecek gibi geliyor. Tabii şey yapabilirim, şuraya ağırlık koyarım daha fazla, o şekilde dengeleyebilirim ama düşüyor. Riskli. Bundan daha fazlası riskli ve dağılmasını göze alamayacağım. Evet, fiyatını saymazsak bence fazlasıyla eğlenceli bir model olmuş. Hem de oynanabilirliği de çok yüksek bir model. Ama fiyatının bu kadar yüksek olmasına dair herhangi bir fikir yürütemiyorum. Yani yapım aşamasında sürpriz bir şeyler görürüm. O gördüğüm şeylerden dolayı fiyatı yüksekmiş derim diye açıklarım diye düşünüyordum. Fakat öyle bir şey yok, hani 6 motor var okey. Ama daha önce yaptığım ekskavatör modelinde 7 tane motor vardı. Parça sayısı daha fazlaydı. Aynı marka, yani aynı markadan lisans almışlardı vesaire. Bunun ona göre pahalı olması için mantıklı hiçbir sebep yok. Sadece pahalı yapmak istemişler. Model hakkındaki görüşlerinizi bana yorumlar bölümünden söyleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıdan beğen butonuna basarsanız beni mutlu edersiniz. Gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.